Değerli dostlar, bu dünyada Jeffrey Epstein diye bir adam yaşadı. Çok fazla yakından tanımıyoruz. Bizi çok ilgilendirmiyor. Çünkü küresel emperyalizmin çürümüş, iğrenç bir yüzünü sergilendiği bir skandalın adamıydı. Jeffrey Epstein. Bu adam esasında gerçek anlamıyla batılı büyük devlet adamları, kraliyet ailesi mensupları, sanayiciler, dünyanın en zengin oligarklarını falan kendi malikanesinde, adalarında 18 yaşından küçük kız çocuklarıyla buluşturan bir tür pedofili sistemi kurmuş bir sapıklar sisteminin lideriydi. Onun adasına madasına gidenler arasında Bill Gates var, Bill Clinton var, herkes var. Yani Prens Andrew var, kraliyet ailesinden. Bugün açıklandı zaten. 100-120 kişilik bir liste. Daha da vardır. Bunlar zaten daha önceden tespit edilmiş olan listelerdi. Yani bir korkunç bir tezgah. Sonradan yani 16-17 yaşlarında tecavüze uğrayan o kız çocukları, tabii yetişkin kadın olunca, çıktılar ve dünya kamuoyuna dediler ki bizi kullandılar. Kim kullandı kızım seni? Bill Clinton'la buluştum. Yok, Prens Andrew'la geceledim falan, böyle kepazelik. Yani anne babaların dinlemekten bile rahatsızlık duyacağı kepazelikler zinciri. Böyle bir şey. Şimdi bu sistem, ha bu arada Jeffrey Epstein bu yaptığı kepazelikler, pislikler, pedofili ağları nedeniyle mahkemeye verildi, tutuklandı ve Metropolitan Cezaevine konuldu New York'ta. Metropolitan Cezaevindeki hücresinde intihar etmeyi başardı. Ben böyle şeylere çok gülerim. Yani bir insan bir cezaevinde tek başına kaldığı bir hücrede nasıl intihar edebilir? Tabancası yok, jileti yok, ayakkabı bağcığı bile yok birader. Küllahımızı anlattı. Öyle büyük bir skandalın kahramanıydı ki konuşması halinde küresel emperyalizminin zirve adamlarının aristokratıyla, iş adamıyla, bankacısıyla, devlet adamıyla, Amerikan başkanıyla, ne bileyim İngiltere başbakanıyla dünyanın yüzüne bakacak halleri kalmayacaktı. Bu kadar büyük bir ağ. Büyük. Büyük. Şimdi bu büyük ağ acaba İsrail tarafından kullanıldı mı? Bugünün soru işareti bu. Yani Jeffrey Epstein ne yapmış, ne etmiş, kim varmış onun ağında falan, geç. Onların hepsi zaten artık ortaya çıkmış vaziyette. Onu geçelim. Ama şöyle bir dünya yaşıyoruz. İsrail elinden gelen her şeyi yaparak katliamlar sergiliyor. Batılı devlet adamları ve Amerikan yönetimleri bu olay karşısında ya sessiz ya destekçi. Şimdi bu normal bir dünya mı? Efendim siyaset böyle bir şeydir de falan, ya geç. Siyasetin başka türlüsü de var canım. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez batılı devlet adamı değil mi kardeş? Adam dümdüz çıktı, dedi ki Allah kahretsin bunları. Dedi. Hem de nerede dedi? Refah sınır kapısında dedi. Mısır'a kadar gidip. Şimdi batıda Yanis Varoufakis çıkıyor, diyor ki benim hükümetim bu adamlarla olan, yani Yunanistan bu adamlarla bütün bağını koparmalıdır diyor. Şimdi demek ki İşin perde arkasında siyasi temasların veya diplomatik tercihlerin ötesinde bir şey var. Bakın, Dylan Howard, American Media Enterprise'ın CEO'su, 4 arkadaşıyla beraber güzel bir çalışma yapmış. Güzel bir çalışma yapmış. Bir kitap yazdı. Adı Epstein, Ölü Adamlar Masal Anlatmaz. E tabii ölü adam masal anlatır mı? İşte Epstein'i öldüren
o masalı anlatmaması için öldürdü. Kimse onlar. Peki. Diyor ki bu Jeffrey Epstein Robert Maxwell üzerinden doğrudan Mossad'la bağlantılı bir İsrail ajanıydı. Ve burada kurmuş olduğu bütün tezgahın pedofili içeren tüm görüntüleri şu anda İsrail'in elinde. Ya, buyurun bakalım. Robert Maxwell kim biliyor musunuz? 1991 yılında şaibeli bir biçimde bu dünyayı, gezegeni terk eden bir pislik. Sonrasında Mossad ajanı olduğu, kurmuş olduğu dev küresel medya imparatorluğunun da esasında Siyonist hareketin derin yapısının parası olduğu ve hatta işte o yapıya atmış olduğu bir kazık nedeniyle tatildeyken kendi teknesinde birdenbire denize düşüp nedense boğulduğu ifade edilen bir şahıs. Direkt olarak Mossad'ın belirli bir birimiyle çalışıyor. Onu da Dylan Howard'ı anlatan eski bir Mossad yetkilisi Arishen Menashe diyor ki Robert Maxwell'le aynı ekipti. Maxwell diyor bize Jeffrey Epstein'ı tanıttı ve ekibimize katılması için onayımızı istedi. O dönemde Epstein ile Robert Maxwell'in kızı Ghislaine sevgiliydiler. 1980'lerin sonlarıydı. Epstein sürekli Robert Maxwell'in çevresindeydi. Bizi de kızı da onunla takılıyordu. Sanıyorum zaten bu nedenle tanışmışlardı. Maxwell'in de Epstein'i sevdiğini ve kızı için uygun gördüğüne inanıyorum. Zaten İsrail'deki büyük patronlardan Mossad'dan da Epstein'le ilgili onayı ve talimatları almıştık. Artık ekibin içindeydi diyor. Şimdi Maxwell'in kızı Ghislaine şu anda bu pisliği oluşturan iki kişiden biri olarak, çünkü Epstein'le beraber bu işi yürütmüşler, 20 yıl hapse mahkum olmuş durumda. Florida Federal Cezaevinde yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Hapiste yani kadın. Bu Maxwell'i. Maxwell gerçekten Siyonizm adına çalışan ve dünya medyasını ona göre almaya ve kontrol etmeye çalışan bir karakterdi. Hiç unutmam. 91 yılında daha sonradan Asil Nadir'in almış olduğu Günaydın gazetesini Turgut Özal'ın ricasıyla almaya gelip pazarlıklarını yapan bir adamdı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ve bütün bunlar bize şuna getiriyor, bu pedofiliyle bağlantılı batılı devlet adamlarını, generalleri, bankacıları, Bill Gates gibi dünyanın en zengin adamlarını görüntü malzemelerinden doğan büyük şantajı Mossad yönetiyor. Ve o yüzden dünyanın birçok devlet adamı İsrail'e hayır diyemiyor. Söyleyeceğim bu kadar. Hoşça kalın.